Şu an kaydediyor galiba. Hı. Öncelikle herkese merhaba. Sunuma geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben bugün kendilik bozukluklarının psikoterapisinden bahsedeceğim. Masters'ın yaklaşımı. Masters'ın yaklaşımı kişilik bozukluklarının anlaşılması kapsamında teşhis yaklaşımlarının belli bazı sınırlamaları olduğu düşünmektedir. Septomoloji kişilik bozukluklarının fenomenlerinden en epizodik ve geçici olanıdır. Masters'ın semptomlar üzerine odaklanmaları sebebiyle çok uzun süre bu gelişimsel bozuklukların özüne ulaşamamıştır. Şuradan az şunu büyütsem çok daha iyi olur. Burada DSM-3'teki 11 kategoriyi görebiliyorsunuz. 4'e ayrılıyor. Borderline kişilik bozuklukları, narsistik kişilik bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluğu ve paranoid ve şizoid kişilik bozuklukları şeklinde. Borderline teşhis sınıfı içinde aynı temel borderline çatışmayı yansıtan ancak terk edilme depresyonuna karşı farklı savunma stillerini temsil eden kategoriler vardır. Çeşitli savunma yapılarının altında terk depresyonu ve aynı temel intrapsikolojik yapı yatar. Narsistik kişilik bozukluğunun teşhisi kapsamında iki alt tip vardır. Teşhirci narsistik bozukluk kendi görkemini teşhir eder. Closed narsistik bozukluk durumunda ise kişi büyüklüğünü saklar ve nesneyi idealleştirir. Yani diğer kişiyi idealleştirir. Şizoid tip 3 alt kategori içerir. Şizotipal kategorisinin kişilik bozukluklarına mı yoksa şizofreni hastalıkları spektrumuna mı ait olduğu şu an açıklık kazanmamıştır. Bu kategoriler arasında en önemli farklardan biri kendiliğin nesneyle ne şekilde ilişki kurduğudur. Borderline kişilikte kendilik ya nesneye sıkıca yapışır ya da kendisiyle nesne arasında mesafe koyar. Narsistik bozuklukta kendilik nesneyi bünyesine dahil eder ve psikopatik antisosyal bozukluklarda ise kendilik nesneden duygusal olarak tamamen kopuk veya ilgisizdir. Şizoid bozukluklarda ise kendilik nesneyle mesafe koyarak ilişki kurar ve paranoid bozuklukta oldukça fazla korunma vardır. Teşhis ve tedavi ile ilgili hayati sonuçlar kendilik nesneye bağımlı mı, onun bünyesine mi katıyor, nesneden kopuk mu veya nesne ile arasında mesafe mi koyuyor veya nesneye yansıtma mı yapıyor sorusunun cevabının bulunmasından doğar. Masters'ın yaklaşımı teşhis, klinik manzara, psikodinamikler ve işaret edilen tedavi stratejisine entegre etmektedir. Buna ek olarak Masters'ın yaklaşımı bu teşhis kategorilerinin her birinde zayıf işlevsellik gösteren yüksek düzeyli hastalardan daha iyi işlevsellik gösteren yüksek düzeyli hastalara uzanan birçok geniş spektrum olduğuna dair geniş ve kapsamlı bir bakış açısını benimsemektedir. Bu kavramın önemi son derece karanlık ve sık bir ormanda ilerleyen üç avcının hikayesiyle temsil edilmektedir. Bu hikayede şu şekilde, üç avcı çok karanlık ve sık yapılı bir ormana giriyorlar ve bir anda karşılarına vahşi bir hayvan çıkıyor. Avcılardan bir tanesi hayvanın kollarına sarılarak ağaç kütüğü gibi kalın olduğunu belirtiyor. Diğeri ise farklı bir şekilde hayvanı kavruyor ve o da yılan gibi ince ve esnek olduğunu söylüyor. Üçüncü avcı ise bir mızrak gibi çok uzun ve sert olduğunu söylüyor. Ancak bu üç avcı filin birisi bacağını tutuyor, birisi de dişlerini tutuyor, diğeri ise kuyruğunu tutuyor. Bu şekilde bunu özetleyebiliriz. Sadece ayaktan hastaların tedavi edildiği hastane kliniklerinde danışana bakan birçok terapist borderline kişilik bozukluğunun teşhisini ayrılma psikozu, gerçek dışılık ve depersonalizasyon duyguları yaşayan, yani sadece düşük düzeyli borderline hastaların teşhis edilmesi olarak görmektedir. Hastanelerdeki hastalarla çalışmayan ve özel
Ailene haneleri olan birçok terapist ise sadece yüksek düzeyli hastaların borderline olduğuna, daha düşük düzeylerin ise muhtemelen psikotik olduğuna inanma eğilimindedirler. Narsistik kişilik bozukluklarında hem teşhirci hem de close tipler düşük veya yüksek düzeyli olabilirler. Antisosyallerde ise yüksek düzeyden başarılı psikopat, düşük düzeye suçlu yani uzanan bir spektrum içinde çeşitli işlevsellik seviyelerine sahip olabilirler. Şizoid spektrumda sürekli patolojiden şizotipale işleriyle ilgili olarak yüksek işlevsellik düzeyine sahip olan ama nesne ilişkileri konusunda önemli sorunlar yaşayan yüksek işlevsellikli şizoid bozukluklara kadar uzanan bir yelpaze arz etmektedir. Bu çok boyutlu gelişimsel ve nesne ilişkileri temel yaklaşımın avantajı klinik materyali sadeleştirir ve entegre ederken spesifik tedavinin tekniklerinin uygulanma yollarını göstermesidir. Yaklaşımın ayırıcı teşhis uygulanmasında ise gözlem alanları olarak ayırıcı teşhis süreci birleşik bir resim, bir teşhis çerçevesi oluşturmak için her biri birbirini pekiştiren birçok gözlem seviyesine bağlıdır. Önem taşıyan alanlar ise bu aşağıda gördüğünüz 7 alan. Birinci, sahte savunmacı kendiliğini arz eden resmi, mevcut ego, kendilik işlevleri ve bozuklukların gözden geçirilmesi, danışanın gelişimsel geçmişi, tıbbi geçmişi, aile geçmişi, intrapsişik yapıların keşfedilmesi ve değerlendirilmesi ve en son olarak da terapötik ilişkinin niteliği. Sahte savunmacı kendiliğin arz eden resminde ayırıcı teşhisin başlangıç noktası DSM-3R ve DSM-3E'de verilen kriterlerdir. Ayırıcı teşhis hem statik kişisel olmayan yani çatışmasız hastalık süreçlerinin hem de kişisel çatışmalı dalgalı hastalık süreçlerinin yani kişisel kişilik bozuklukları sistematik bir değerlendirmesini içerir. Bu değerlendirme yapıldıktan sonra ayırıcı teşhis kişilik bozuklukları spektrumu dahilinde DSM-3'deki tanımlayıcı kriterleri en azından teşhirci narsistik bozukluk veya başarısız düşük düzeyli antisosyal bozukluk gibi uç örnekler için kaba bir yol işareti gibi kullanılabilir. Bu noktadan sonra klinisyen artık cevaplanmamış tanısal sorulara netlik kazandırmak amacıyla ister eksen 1 ve eksen 2 arasında ister kişilik bozuklukları arasında diğer gözlem seviyelerine geçmelidir. Mevcut ego, kendilik işlevlerinin gözden geçirilmesi. Burada da kişilik bozuklukları aşağıdaki işlevsellik alanlarının birçoğunda aksaklık ve bozukluklar gösterecektir. Bunlar ayrılma tepkileri, çocukça veya olgun olmayan bağımlılıklar, yarım kalan bireyleşme veya yaratıcılık çabaları ve öz denetimli ve özel kapasite başarısızlıkları. Kişilik bozukluğu olan bireyin deneyimlediği ve yukarıda sayılan bozuklukların neden olduğu iç karmaşa genellikle aşağıdaki şekillerden tezahür eder. Bunlar iş yerinde zayıf ve tutarsız performans veya danışanın yetenekleriyle ve becerilerinin altında olduğu açıkça anlaşılan performans ile ya da çekirdek ailede özellikle ayrılma ve özel sorunları ile ilgili stres ve çatışmanın belirgin olduğu etkileşim ile daha genel olarak ilişkilerde karşılıklı tatmin edici ve kalıcı ilişkiler kurmakta belirgin zorluklara ve büyük oranda bağımlılık, yapışma, mesafe koyma, manipülasyon veya ayrışmanın belirgin olduğu ilişkilerde. Son olarak ise kendilik kimliğinde belirgin kimlik dağılması veya kendini etkinleştirme, girişkenlik ve öz saygı denetimiyle. Gelişimsel geçmişte ise danışanın gelişimsel geçmişini gözden geçirirken terapist kendileşme örüntüleri aramalıdır. Ebeveyn ve çocuk ayrılma sürecinin her ikisi içinde ne kadar acı verici ve çatışma ile dolu olduğunu yansıtan regresif ve bağımlı ilişki şekillerine birlikte ortak olarak mı dahil oldular? Bunlar sorgulanmalıdır. Aynı zamanda bulundukları duygusal ve fiziksel ortam, şizoid veya antisosyal bireyin erken yaşta deneyimlerinin bir özelliği olan bir yoksunluk, küçümseme ve tehlike ortamıydı. Ya da hasta anne ve babasının gerçekçi olmayan ve idealize edilmiş yansıtmalarını mı maruz kalmıştı? Yoksa tam aksine narsistik bozukluklarda sık sık görüldüğü gibi anne ve baba çocuğun nesne idealizasyonu ihtiyacının nesneleri olarak mevcut değiller miydi? Bu sorular sorulmalı.
Gelişimsel süreç gözden geçirilirken ortamın yanı sıra yaratılış ve kader de etiyolojik faktörler olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Çocuğun mizaç özellikleri dahil olmak üzere yapısal özellikleri çocuklukla bakıcıları arasındaki uyumun iyi veya zayıf olması ve kaza ve kader kişilik gelişimindeki rollerden dolayı değerlendirilmelidir. Tıbbi geçmişte ise örneğin depresyon ve anksiyete, terk edilme depresyonunun genel tezahürleri olmasına rağmen klinisyen bu gibi disforik duygulanımların hem bazı birincil tıbbi hastalıkların göstergesi hem de tıbbi hastalıklara verilen ikincil tepkiler olabileceğini unutmamalıdır. Ayrıca teşhis sürecini daha da karmaşık hale getiren şey ise pankreas kanserinden panik bozukluğa kadar herhangi tıbbi hastalığın kişilik bozuklukları ile ayrı hastalıklar olarak birlikte var olabileceği gerçeğidir. Dolayısıyla danışanın psikiyatrik geçmişinin yanı sıra tıbbi geçmişinde dikkatle gözden geçirilmesi gereklidir. İntrapişişik yapı, her kişilik bozukluğunun benzersiz bir intrapişişik yapısı vardır ve terapist bunu ayrıntılı şekilde tanımlayabilmelidir. Bu dahili tasarım dünyası bir dizi içselleştirilmiş nesneden hem kendilik hem de nesne tasarımı ve bu nesnelerin arasındaki ilişkiden içselleştirilmiş nesne ilişkileri oluşmaktadır. Terapist danışanın hem nasıl biri olduğuna ve ne içerdiğine ve fikir ve fantezilerini anlamak zorundadır. Kendilik tasarımı ve nesne tasarımı arasındaki ilişki kendiliğin nesneye bağımlı olup olmadığı, yani onu kontrol edip bünyesine mi katıyor, nesneyle arasında mesafe mi koyuyor, yoksa ondan kopuk mu sorularının önemli cevaplarını içerir. Bu kendiliğin nesne ile ilişki kurma tipleri birbirini dışlayan yollar olmamasına rağmen bunlardan biri veya diğeri ağır basarak hakim olur. Birçok etiyolojik ve motivasyonel yol için yaratılış, ortam ve kader bir ortak nihai yol teşkil eder. Terapötik ilişki, danışanın intrapişik yapısına açılan bir penceredir. Danışanın terapiste kurduğu ilişkinin şekli, o ana kadar toplanmış olan verilerin ve gözlem sonuçlarının değerlendirilebileceği, kanıtlanabileceği veya çürütülebileceği bir test alanı sağlar. Ayrıca terapist, danışanın yüzleşme, yorumlama, aynalama ve iletişimsel örtüştürme gibi terapi stratejilerine ve müdahalelerine verdiği tepkileri tanısal kararını sağlamlaştırmak için kullanabilir. Kendilik bozukluklarına giriş. Bu bölümde hem kuramsal hem de klinik uygulamalar açısından kilit bir konu olan zedelenmiş gerçek benlik ve savunmacı sahte benlik arasındaki klinik ilişkiler incelenmektedir. Bu kavram yapısal teori, gelişimsel nesne ilişkileri teorisi ve kendilik psikolojisinin kişilik bozukluklarının anlaşılmasına ve yaptıkları katkıları hem geliştirebilmekte hem de entegre edebilmelerine yardımcı olmaktadır. Gerçek benlik önceki modelleri geliştirir ve entegre eder. Yapısal kuramın temel yapısı olan zihinsel aygıtın üç bölümlü organizasyonu, yani istikrarlı, tutarlı ve işlevsel bir kendilik kimliğinin veya kendilik yapısının varlığını önceden kabul etmektedir. Psikopatolojik durumlarda ise bu yapının üzerine kendilerini klinik olarak semptomlar, ketlenmeler ve psikonevrozlar şeklinde gösteren bir dizi nevrotik savunma ve çatışma biner. Dolayısıyla yapısal kuramın egosu veya beni tam ve işlevsel bir kendilik temeli üzerine kurulmuştur. Kişilik bozukluklarının gelişiminin anlaşılması böyle bir yapıyı kabul etmez veya böyle bir yapıya dayanmaz. Nitekim nesne ilişkileri ve kendilik kuramcıları için kişilik bozukluklarının merkezinde yatan sorunu tanımlayan şey, istikrarlı, tutarlı, ayrı ve bireyleşmiş kendilik oluşturmadaki başarısızlıktır. Margaret Mahler'den konuşacak olursak, ayrılma, bireyleşme kavramını preödipal kişilik gelişiminin birincil düzenleyicisi olarak tanımlamış ve iki ayrı ama birbirleriyle ilişkili gelişimsel yol belirlemiştir. Birinci yol, kendiliğin nesneden ayrılırken geçirdiği evrim üzerine odaklanır. Bu süreç, birincil bir özdeşim evresiyle, sembiyoz veya birleşme olarak adlandırabiliriz, başlar. Birbirini takip eden ayrılma ve içselleştirme evreleri, yani içine alma, içe yansıtma veya özdeşim yoluyla devam eder ve nihai bir nesne ilişkileri evresine ulaşıncaya kadar devam eder.
Bu evre hem bireyin tam olarak ayrışmış bir kendiliğe sahip olması, hem de paylaşma, empati, yakınlık, bağlılık ve başkalarının bireye özgü fikirlerini, arzularını ve ihtiyaçlarını tanıma kabiliyetlerinin tam olarak kullanılabilmesiyle karakterize edilir. Ayrılmış kimliğin olgun şekilde bağlandığı öteki kişi, zaman içinde ve değişen duygusal değerliklere rağmen her zaman ayrı, bütün ve tutarlı olarak algılanır. Başka bir deyişle libidinal nesne sürekli elde edilmiştir. Sürekliliği elde edilmiştir. Kendilik kuramcıları da bireyin tekrar tekrar bir kendilik nesneleri ağı kurmasını tarif ederken buna benzer bir sürecin tanımını yapar. Nesne ilişkileri kuramcıları genel olarak kendiliğin olgun nesne tasarımı ve libidinal nesne sürekliliğine doğru ilerlerken nesneden ayrılma ve nesneye olgun şekilde bağlanma yolları üzerine odaklıdırlar. Kendilik kuramcıları kendiliğin olgun kendilik nesnesi ilişkileri ve libidinal kendilik sürekliliğine doğru ilerlerken ne şekilde bireyleştiği ve özerk hale geldiği üzerine odaklandılar. Gelişimsel nesne ilişkileri noktasından bakıldığında bu perspektiflerin aynı madalyonun iki yüzü olduğu görülür. Mahler'in klinik katkısının merkezinde libidinal nesne sürekliliğine doğru ilerleyen çocuğun gelişmesinin incelenmesi olmasına rağmen Kohut'un klinik katkısının merkezinde olan konu ise libidinal kendilik sürekliliğine doğru ilerleyen bireyin gelişmesinin incelenmesiydi. Madalyanın diğer yüzüne bakan ilk Kohut'tu ve bu şekilde dikkatleri nesneye sevgi ve nefret duyma kapasitesinden uzaklaştırarak kendiliğin öz düzenleyici, özerk işlev ve kapasitelerinin gelişmesine çevirdi. Kohut'un ilgisi birincil olarak kendini sakinleştirme, kendini kabul etme, kendini etkinleştirme, ortaya koyma, yaratıcılık ve öz saygı düzenlemesi kapasitelerinin kökenleri ve evrimi üzerine odaklanmıştır. Burada bu şeyi görebilirsiniz. Bunun açıklaması olarak zaman zaman Masterson'un gerçek kendiliği Winnicott'un hakiki kendilik kavramı ile aynıymış gibi bir yanılgıya düşünmüştür. Aslında gerçek kendilik kavramı hem klinik incelemelerde hem de tedavi müdahalelerinde klinik olarak daha geniş şekilde uygulanabilmektedir. Winnicott'un hakiki kendilik kavramı ise bireyin kendi bireyleştirici ihtiyaçları, istekleri ve fiillerini diğerlerinin yani genel olarak diğer insanların ve toplumun ihtiyaçları, istekleri ve fiillerinden ayrı şekilde tanıması ve onlara doğru ağırlığı vermesinden ibaret olan öznel deneyimi ifade etmektedir. Masterson'un gerçek kendiliği ise bu kavramı libidinal nesne ve kendilik sürekliliğine giden yolda yerine getirmesi ve öğrenilmesi gereken spesifik gelişimsel görevleri belirleyen entegre bir kuramın içine yerleştirmektir. Bu kapsamlı modelde gerçek kendilik veya sağlıklı kişilik temeli, sağlıklı ve gerçeklik temelli bir ego yapısıyla kurduğu ittifak aracıyla dünyayla ilişki kurar. Klinik olarak birey başkalarıyla birlikte veya tek başına yaşadığı kendilik deneyiminde bir süreklilik, istikrar ve karışıklık duygusu hisseder. Karşılıklık duygusu hisseder. Başkalarının bağlılığı olgundur ve öz düzenleme yapılabilir. Burada da bu şeyi görüyorsunuz, tabloyu. Hayati işlev ve kapasitelerdeki bozukluk, bireyin savunma yapmaya mecbur olduğu terk edilme depresyonunun sonucudur. Dolayısıyla borderline ve narsistik bozukluklarda ve daha genel olarak kişilik bozukluklarında görülen sahte ve savunmacı kendilik, bu hayati alanlarda olması gereken gelişimde yaşanan başarısızlıkların gerektirdiği savunma, çarpıtma ve aldanmalar gibi patolojik uyumlamaları temsil etmektedir. Kişilik bozukluğunu sahte savunmacı kendiliği, gerçek kendiliğinin tersine uyumsuz bir ego yapısıyla yaptığı patolojik bir ittifak aracıyla gerçek dünya ile ilişki kurar. Danışan bunu bir süreksizlik, kırılganlık veya istikrarsız bir kendilik kimliği duygusu şeklinde kendine ve başkalarına yapılan yatırımların normal dengesinde bir çarpılma şeklinde
Ve kendisinin ne içerdiği ve başkalarının nasıl olduğuna dair fantezilerle kendisinin ne içerdiği ve başkalarının nasıl olduğuna dair gerçeklik arasındaki büyük çarpıtmalar şeklinde deneyimlenir. Narsistik kişilik bozukluklarında kendiliğin olgun ayrılma elde etmeyi başaramaması ve buna bağlı olarak paylaşma, empati ve başkalarının düşünce ve duygu ihtiyaçlarını kabul etme ve tanımada yaşanan zorluklar en çok tezahür eden sorunlardır. Bireyleşmiş kendilik, yani kendilik aktivasyonu ve kendilik ifadesi başarısızlıkları sık sık saklı ve latenttir, yani uykudadır. Ve ancak akut narsistik hayal kırıklığı veya travma dönemlerinde veya narsistik tedarik kaynakları ile savunmalarının kuruyup, solup artık işe yaramadığı daha ileriki yıllarda ortaya çıkana kadar. Antisosyal kişilik bozukluğu, olgun ayrılma ve bağlanma kapasitesiyle ile ilgili en bariz ve derin aksaklıkları yaşar. Selma Freiberg bu yüzden sosyopatiyi bağlanmama hastalığı şekilde tanımlar. Buna ek olarak meşru, sağlıklı, uyumlayıcı ve bireyleştirici hedefleri elde etmek için kendilik aktivasyonu ve kendilik ifadesi durur. Haz ve tatmin elde etmek için ise nesne kontrolü ve nesne manipülasyonunun tek yol olarak benimsendiği patolojik bir değişim başlar. Sorunların kronikliği ve kapsamı tüm antisosyal bozukluklarda aynıdır. Ancak bunların şiddeti ve tezahür sıklığı, bireyin başarısız bir sosyopat olup olmadığı veya sosyal olarak daha başarılı bir bozukluk yaşayıp yaşamadığına bağlı olarak değişebilir. Şizoid spektrum dahilindeki bozukluklarda şizoid, paranoid, şizotipal nesne ilişkilerine yaklaşma ve bunları idare etmede korku dolu kaçınma ve geri çekilme görülür. Bu kişiler ilişkileri yoksun bırakıcı, esir edici veya tehlikeli olarak algılarlar. Bireyleştirici, kendilik düzenleyici işlevleri başlatmak ve bunları muhafaza etmekte yaşanan zorlukların derecesi, danışanın spektrumun üst ucunda mı, yani şizoid mi, yoksa alt ucunda mı, yoksa yani şizotipal olduğuna bağlı olarak değişir. Şizoid hasta genellikle belli bir dereceye kadar kendi kendine yetebilme kapasitesini geliştirebilmektedir. Başkalarına güvenmekten korkan hasta dayanak noktası olarak kendini seçer. Şizotipal danışan ise tüm düşük düzeyli kişilik bozukluklarında olduğu gibi günlük yaşamda çok sayıda zorluklar yaşar ve bunlar gerçek zorluklardır. Borderline kişilik bozukluğunda ise borderline danışan karakteristik olarak kendisi için önemli bir birincil başkasının verdiği ilgi ve hizmet olmaksızın işlev göremeyeceğini ve hayatta kalamayacağını hisseder. Danışan hayatındaki ana tema varlığının nihai olarak ihtiyaçlarına cevap veren ve hayatını sürdürmesini sağlayan başkalarının mevcudiyetine bağlı olduğuna dair kanaatidir, bilinçli veya bilinçsiz. Bu tanımın içinde gerçek kendilikle ilgili karakteristik aksaklıklar saklıdır. Başkalarına aşırı derecede bağlı olmak ve danışan hayatını aktif, uyumlu ve sağlıklı bir şekilde idare etme kabiliyeti olmadığına dair algısı. Buna ek olarak kendiliğin olgun ayrılma, bağlanma, bireyleşme ve özellik kapasitesi borderline hastada mevcut değildir. Bunların yerine daha çok bebeksi bağımlılık ve kendilik aktivasyonu ve idaresinde başarısızlıklar hakimdir. Bu aksaklıklar ve onlara eşlik eden ve pekiştiren güçlü, acı verici ve yoğun terk edilme depresyonuyla başa çıkmak için borderline danışan sahte ve savunmacı bir kendilik yapısına yönelir. Borderline danışanın bebeksi, ilkel ve çoğunlukla gerçekler yerine fantezi ve çarpıtmaya dayalı sahte savunmacı tasarımları bir arada var olan ve sırayla aktive edilen eşit derece gerçeklikten uzak iki kendilik imgesinden oluşur. Bu davranış için ödüllendirilen çaresiz, itaatkar, bağımlı bir çocuk ve gerçek bir kendilik aktivasyonu veya kendilik ifadesinin ucunu gösterdiği anda başkalarının desteğini çekmesine neden olan yetersiz, kötü ve değersiz bir kişi. Bu şekilde borderline danışanın çarpık iç tasarım dünyasının danışanın nesne algılamasındaki çarpıklıklarda aynalandığını görebiliriz. Borderline danışanın psikopatolojisi en iyi şekilde bu iç ve dış nesne ilişkileri dünyası tarifini
borderline üçlü kavramına bağlamakla anlaşılır. Ayrılma bireyleşme çabaları veya gerçek kendiliği oluşturma çabaları terk edilme depresyonuna neden olur ve hızlandırır. Bu da sahte savunmacı kendiliğin harekete geçmesine neden olur. Dolayısıyla borderline danışan her zaman bir savunma halindedir veya başka bir deyişle kimliğini hemen hemen tümüyle sahte ve savunmacı kendilikle bir tutar. Terapist karşıdaki resim ne olursa olsun hedefi savunma olan sahte kendilikle gerçek bir gelişimsel aksaklığı temsil eden gerçek kendilikteki esas aksaklığı ayırt edebilmelidir. Borderline bir hastayla çalışan terapist, ister yüzleştirme psikoterapisi olsun, ister yoğun psikoterapi uyguluyor olsun, bu alanların her ikisini de ele almalıdır. Ancak yüzleştirme psikoterapisi veya yoğun psikoterapi uygulanıyor olması, terapistin bu iki ayrı soruna ne şekilde yaklaşacağını belirler. Yüzleştirme psikoterapisinde yüzleştirme yoluyla ortaya çıkarılan sahte savunmacı kendiliğe ket vurulması veya bundan vazgeçilmesi, danışanın terk edilme depresyonunun varlığının ve gerçek kendiliğin gelişimindeki aksaklıkların farkına varmasına neden olur. Daha sonra danışan daha uyumlayıcı ve sağlıklı savunmalar geliştirerek bu sorunlarla başa çıkmaya teşvik edilir. Bu bozulmuş gerçek kendiliği güçlendiren ama hastayı ayrılma stresi ve terk edilme depresyonuna karşı açık ve zayıf, yani savunmasız bırakan bir benlik tamir sürecidir. Yoğun terapide ise sahte savunmacı kendiliğe ket vurulması veya bundan vazgeçilmesi, yine gerçek kendilikteki bozuklukları ve altta yatan terk edilme depresyonunu olayın merkezine yerleştirir. Bu noktadan itibaren derinlemesine çalışma süreci, yüzleştirme yerine birincil olarak yorumlama ve iletişimsel örtüştürme kullanılır. Zedelenmiş gerçek kendiliğin rehabilitasyonu ve optimal yapısal gelişiminin sağlanmasına yardımcı olur. Nihai hedef ise gerçek kendilik kapasitelerinin tam gelişiminin sağlanması ve danışanın ayrılma stresinden ve terk edilme depresyonundan kurtarılmasıdır. Bu kadar. Bu şekilde hocam. Teşekkürler bir sayın. Çok güzel bir sunumdu. Teşekkürler. Katılan herkese teşekkür ederim. Görüşmek üzere.